Evet kankalar, buralar, hepinize selamlar, sevgiler, videoya hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Şuraları atlayabiliyoruz mu lan? Allah'a, çıkabiliyormuşuz. Şimdi oyuna güncelleme gelmiş, hiç söylemiyorsunuz. Yani teessüflerimi buradan sizlere iletiyorum. Tamam mı? Her zaman biz mi söyleyeceğiz kanka? Biraz da yani bir kere de siz söyleyin. Abi oyuna güncelleme geldi deyin yani. Tamam mı? Tamam mı? Oyuna 8 tane silah gelmiş. Bu arada silahlar bana biraz patates gibi geldi kanka. Bilmiyorum. Siz kendi fikirlerinizi yoruma yazın. Bu arada güncelleme notlarını okumadım ben. O yüzden hani bu videoda bahsetmediğim farklı şeyler varsa güncelleme ile alakalı yorumlara bırakabilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Bizim de haberimiz olsun. Şimdi 8 tane silah var şurada. 8 de burada kanka. Bilmiyorum. Bana patates gibi geldi. Ihlamur içiyorum bugün. Ihlamur tavsiye ederim. Sağlıklı ıhlamur için. Havalar zaten yavaş yavaş soğuyor. Şimdi şöyle bir Ice var. Ice 31. Bu kanka bilmiyorum. Bu görünüm olarak bir hafif makinalı gibi geldi bana ama atış ve ses olarak baktığım zaman hafif makinalı değil gibi. Bakmadım yani. Ama enteresan bir silah. Şimdi MPX'te falan kıyasladım ben bunu. MP5'te falan. Yani onlara göre biraz iyi gibi ama silahın kontrolü de zor yani. Şimdi silahın kontrolü de bir MP5, MPX gibi değil. Ki şu an ben bunların hepsini modladım, onu da söyleyeyim. Hepsi de tam olarak hepsi modlanmıyor. Onları sonradan getirirler diye düşünüyorum. Mesela şunlar falan modlanmıyor. Bir şey doğru düzgün yapamıyoruz yani. M16 bayağı modlanabiliyor. Şunlar çok bir şey yok. Zaten pompalı hiç modlanmıyor. Baksana. Pompalı hiçbir şey yok kanka. Çifteli yani. Şimdi dediğim gibi Ice 31'imiz var burada. 762 kullanıyor. Bu hafif makinalı değildir ya. 762 kullanıyor bu. M16 var. M16 biliyorsunuz üçlü atış yapıyor. Tırıt 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 şeklinde. Hani yakın fight'ta böyle face to face, yakın birebir fight'ta bilmiyorum iş yapar mı kanka bu. Üçlü atıyor. Biz de biliyorsunuz yani 300 MS oynuyoruz oyunu. O yüzden bilmiyorum iş yapar mı ama uzak mesafede bu silah iş yapar, onu söyleyeyim. Orta mesafe, uzak mesafe iş yapar bu silah. Çünkü gayet stabil atıyor. Şimdi birazdan bakacağız. Gayet stabil. Hatta koyalım bak M16'yı buraya, yaptım ben. Dürbünlü falan kullanabilirsiniz. Gayet stabil atıyor. Şimdi burada iki tane böyle AK tarzı silahımız var. Birisi 5.45 mermi kullanıyor. Atış hızı biraz daha yüksek, biraz daha seri. Bu biraz daha atış hızı düşük. Biraz daha ağır kalıyor ama bu 7.62 kullanıyor. Bu iki silahın da kullanımı bana zor geldi. Hani bir nasıl diyeyim, M4 değil yani. Ne bileyim, bir AK-74 falan değil kanka bunlar. Yani bizdeki kullandığımız silahlara göre biraz daha sekmesi falan fazla geldi bana, bilmiyorum. Ki bunları ben modladım ha, hepsini modladım baksana. Yani tutamağı falan da var, dipçiği tutamağı var. Şu silah bile bak SKS tarzı bir silah. Ya bak bu silah bile sekiyor kanka. Bakacağız şimdi birazdan. Zaten modlayamıyoruz bak. Şimdi gelelim. Bir şey yok yani. Bir şey takamıyoruz ki doğru düzgün. Hani dipçik şu ıvır zıvır takamıyoruz. O yüzden sekiyor. Hani belli bir hızla atış etmen lazım bununla. Hatta bunu da koyalım. İlk bu ikisine bakalım. Hatta pistolü de koyalım. M24 gelmiş. M24'ü sevdim. Onu söyleyebilirim. M24'ü severiz. Ama M24'ü de şu an yine bunu da modlayamıyoruz. Yani işte şimdi ben buna dürbün takacaktım. Hani benim beceriksizliğim mi diyeceğim ama bakıyorum yok kanka. Al çıkardım. Bunu takıyor zaten. Hani burada bir şey bize gelmiyor. Nedir o dürbün takacağımız bir burada bir mekanizm olay yok yani. Ama gelir herhalde diye düşünüyorum. Neyse. Şimdi pompalıyla alakalı da bir tüyo vereceğim. Bir şey göstereceğim. Hani belki bazılarınızın gözünden kaçar. Onu da kaçırmayın. Pompalıya bakacağız birazdan. Şimdi şöyle bir geçelim aga. Bak şimdi M16'ya bakalım. Hatta dur şöyle pistolü al lan. Hatta dur. 20 metreye gitsin. M16'ya bak şimdi. Ben niye böyle bok gibi atış ettim lan? Kanka ya mikrofon öyle bir yerde ki, yani mikrofona yakın duracağım diye. Telefonu var ya, anlamadım yani.
Sanmıyoruz ki. Ya atışa bakmayın siz. Bak, hani telefonu tutabilsem, tutunca gördüğünüz gibi gayet net atıyor yani, güzel. Atışları iyi. Şimdi şu silah bak, şimdi bak şu silah bak. Bununla da böyle atman lazım bak. Gördün mü? Hani gelip kendi yerini buluyor tekrardan. Yerini buluyor. Ama hızlı atmaya çalışırsan, eğer hızlı şekilde atış etmeye çalışırsan bozuyor kanka. Bak şimdi. Hızlı atış etmeye çalışalım. Ya illa o şekilde yavaş yavaş sıkmak zorunda değiliz ki baba. Yani silah götü başı dağıtıyor burada bu. Bunun böyle bir şeyi var. Yani tık 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 atman lazım. Böyle bir aralıklı yani atman lazım. Bunun altında sıkıntı yok. Bunun altında sıkıntı yok. Nokta atışı yolluyor. Bence uzak mesafe, hatta bir 40 metreye gidelim. Uzak mesafede iş yapar gibi geliyor bana. Dediğim gibi ya, şu şekilde yakın fight'ta ne yapar bilmiyorum ama böyle ilk üçlüde düşürüyorsa bak. Hani ilk üçlüde düşürüyorsa tamam. O zaman kral zaten silah da. Yani ilk üçlüde düşürmüyorsa orada ilk yakın fight'ta bir sıkıntı yaşatabilir. Ama uzak fight'ta bak yani gayet iyi uzak fight'ta. Dediğim gibi dürbünlü kullanılabilir. İş yapar. Şimdi şu pompikle alakalı bak şimdi kanka, iki tane mermi göstereyim size burada. Şimdi şu mermi fişek gibi değil de yani dağıtmadan atıyor. Tek atıyor kanka bu. Bu zaten normal bildiğiniz fişek. Tamam, bu M16'yı da yollayalım şuradan. Ice'ı koyalım. Şimdi hemen şu pompalıyı göstereyim. Bak şimdi kanka. Bak gördün mü? Bak. Nokta atıyor. O da şu mermi. Hani pahalı iyi mermi alayım deyip de gidip şu mermiyi alırsanız, bak şu mermiyi alırsanız bu tek şey gibi çalışıyor. Hani normal fişek değil de mermi gibi çalışıyor. Anladın mı? Ve hızlı atış edersen şu şekilde basılı tutarsan yani ikisini ayrı ayrı yolluyor. Ama şunu takarsak, normal fişek takarsak da yani bunu aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Bak normal fişek zaten dağıtarak komple vücuda atıyor. Haberiniz olsun yani, tabii şu mermi aslında iyidir yani. Bak, şu mermi aslında iyidir bu fişek de bunu tutturmak lazım. Öyle söyleyeyim. Bu tabanca gibi çalışıyor. Yani şimdi bunu adama tutturamazsan karavana babayı alırsın yani orada. Neyse şimdi geçelim Ice 31'e. Bu da yapılı şu an. Yani tutamağı falan var. Zor baba bence bu silah ya. Yani benim ayarlarım mı değişti oğlum? Benim ayarlarım değişti ya. Yani ya benim ayarlarım değişti ya bu silah zor bir silah. Çok sekiyor, ben anlamadım yani. Benim jiroskop ayarlarım değişmiş olabilir. Yani kullanılır ya. Ama işte yakında kullanılır da uzak önemli. Şimdi uzağa şöyle orta mesafeye... Yani kullanılabilir. Ben ayarları yükselteceğim. Benim ayarlarım biraz tırt olmuş olabilir. Dediğim gibi eğer bir yani kullanılabilirse bu silah güzel. Onu söyleyeyim size. Kötü bir silah değil bu Ice 31. Yalnız hani kullanımı bu şekilde zor olacaksa, ben ayarları yükselttikten sonra da kullanmanın bir anlamı yok uzağa. Yani orta mesafeye kullanmanın bir anlamı yok. Adamı tutturamadıktan sonra istediği kadar iyi olsun. Şimdi şu 5.45 ile 7.62 kullanan silaha bakalım. Evet, bunlara bakalım. Bunlar da zor. Bak mesela bu kanka 7.62 kullanan silah. Bunu da yaptım biraz. Hani iki tane lazer var üstünde. Tamam mı? Bayağı bir taşaklı bir silah yalnız ha. Bu
Oğlum bu Birinci Dünya Savaşı'ndan mı kalmış? Ne lan bu bunlar? Eski böyle değişik değişik silahlar. Abidik gubidik. Bunları nereden buluyorlar ya? Baksana. Ölüm makinesi ama uzağa biraz zor yani bu. Uzağa biraz zor oğlum bu. Bak bunun atışı biraz daha yüksek. Bu 5.45 kullanıyor mermi çünkü. Ama bilmiyorum bunun sesi de şey gibi yani böyle nasıl diyeyim sivrisinek gibi kanka, bu sanki adam öldürmem ben diyor gibi. Denemedim ama bu adam öldürürüm diyor sanki, bu biraz baba silah yani. Bu baba silah ama vurursan. Bunda da öyle bir durum var. Ya ben bir işin tabi biraz şakasındayım da. Şimdi neyi denemedik? Tabi bunları deneyeceğim. Bak abi şunu da söyleyeyim. Yorumlara yazın. Video çekeceğim zaten. Bak şu pompalı fix. Tamam mı kanka? Şu para da buradan nereye geldi bu amına koyayım. 1.000 lira. Burada silah düzenimi bozuyor ya. Şimdi kanka şu pompalı fix. Bunu deneyeceğim oyunda. Diğer silah hangisini alayım? Yorumlara isteyenler yazsın yani. Abi ilk silah mesela atıyorum M16 oyna. Veya işte AS-31'i dene. Şunu dene, bunu dene. Anladın mı? AN-94 dene, AEK'yi dene falan. Diye yazabilirsiniz. Ona göre pompalı fix ama. Onu değiştirme. Pompalıya bakacağım. Hatta pompalıyı böyle şu iki mermiyle denemek istiyorum ya. M24'e baktık mı lan? Biz bakmadık değil mi? M24 güzel ya. Sevdim ama bu parçaları takmak lazım. Şu an ben takamadım. Oğlum benim kafa gitti gerçekten ya. M24 güzel. Yani şunu denedik mi lan biz biraz önce? Yani kafam gitti arkadaşlar sabahın köründe yani. Şunu denedik mi biz? Buna da böyle atacağız yani ha bak. Gördün mü? Hepsi nokta ama yerini buluyor yani. O dürbün tık diye inip yerini buluyor. Ama hızlı atış edersem de götü başı dağıtıyor işte silah. Bunu ben söyledim mi hatırlamıyorum ama tekrardan söyleyeyim yani. Yani böyle kullanılmıyor. Bunun kullanım şekli bu. Adam böyle de vurabilirsen yani. Bilmiyorum. Şimdi gelelim. Diğer şeye söyleyeyim hemen unutmadan. Şimdi bu güncelleme geldi ya. Haritaları indirmeyi unutmayın. Burada haritaların. Nerede? Şuraya gelin arkadaşlar. Ayarlarda şu haritaları. Burada yine indirmeleri var. Onları indirin oyun içinde. İşte 250 MW, 180 MW, 170 MW falan. İndirmeleri şey yapabilirsiniz. Buradan indirmeyi unutmayın. Onun haricinde burada 90 FPS, 120 FPS gelmiş. Şu an bizde kilitli kanka bu. Yani grafiği düşüğe alıyorum, gene açmıyor. Şu an zaten kilit işareti var, kilitli diyor. Yani ya kilitli ya benim telefonum destekli mi bilmiyorum. Bilmiyorum. Onun haricinde şöyle bir renklendirme falan gelmiş. Şu ikisi, bak şu ikisi tırt. Şu sondakini zaten yapınca direkt PUBG Mobile'e dönüyor oyun. Tamam mı? Bunu yapıyorsun. Oyun direkt PUBG Mobile. Çizgi film gibi oluyor. Bu da onun şeyi yani. Aynı bokun laciverti. Bu güzel. Yani şu biraz daha gerçekçi duruyor. Onu söyleyebilirim. Hani gerçekçi açısından bu biraz daha gerçekçi duruyor. Bu da zaten klasik. Ben zaten bunu kullanıyorum. Bundan vazgeçmem. Onun haricinde ya şu 90 ile 120 FPS ile alakalı bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Onu da söylemeden geçmek istemiyorum. Şimdi YouTube'da biliyorsunuz böyle bir sürü video var. Telefon tanıtıyorlar, telefon gösteriyorlar falan. İşte bunun ekranı diyor 120 Hz. Tamam mı? 120 Hz diyor. Bununla diyor arkadaşlar 120 FPS oynayabilirsiniz. Ya bir siktir git amına koyayım ya. Ya böyle yani şimdi 120 Hz olunca 120 FPS oynayabilecekleri mi sanıyorlar acaba gerçekten? Bilmiyorum ben. Tamam. Ya şimdi bilgisayardan örnek vereyim kanka. Şimdi bok gibi kasam var, tamam mı? Bilgisayar kasam var bok gibi. RAM'in bok gibi. Ekran kartının bok gibi. Tamam mı? İşletim sistemin bok gibi. İşlem yani işlemcin bok gibi.
Gittin bir tane monitör aldın, tamam mı? 144 Hz. Gittin 144 Hz monitör aldın. Yani girip şimdi 144 Hz oynayabilecek misin yani? Böyle bir saçmalık var mı lan? İyi o zaman alayım şuradan gideyim dandik bir tane kasa alayım anasını satayım. Gideyim bir tane de 144 Hz monitör alayım oynayayım. Oyunları 144 FPS oynayayım yani. Öyle bir şey var mı lan? Mesela örnek vereyim size. Bak mobilden örnek vereyim. Şimdi benim bir önceki telefonum Xiaomi'ydi. Kötü bir telefon değil yani. İyi bir telefondu. RAM'i de iyi. 8 GB RAM vardı. Artı işte 3 GB işte sistemden bilmem ne alıyor ya. Yani. Ondan sonra. Zaten işlemcisi de şeydi. Nedir o? Gaming işlemciydi. Şimdi CodeMobile oynuyorum ben. CodeMobile'de 90 FPS desteklemiyordu cihaz. Vermiyor 90 FPS'i ayarlarda. Ama normalde cihazın ekranı 90 Hz. Ama şimdi bu cihaza geçtim mesela. Bu cihazda CodeMobile'de 90 FPS oynayabiliyorum çok konjunla. 90 FPS'i destekliyor. Şimdi o cihazın ekranı 90 Hz daha niye oynayamıyorum ben 90 FPS? Tamam mı? Hadi şimdi bazı uygulamalar yüklüyorlar. İşte bu uygulamayı yüklersen oynarsın. Ya tamam oynarsın da. Şimdi bir sürü uygulama var. Bazıları bunların fake kanka. Onları yüklemeyin bak. Yani yüklüyorsun. Sana orada 90 FPS veya 120 FPS gösteriyor ama babayı veriyor yani. 120 FPS babayı veriyor. Öyle bir şey yok yani. Sadece öyle gösteriyor sana. Sen öyle hissediyorsun. Öyle diyeyim sana. Psikolojik olarak 120 FPS oynuyorsun. Bazıları da onu vermeye çalışıyor ama telefonun bataryasını falan ağzına sıçıyor. Aşırı derecede ısındırıyor telefonu. O tarz uygulamaları bence kullanmayın arkadaşlar. Hani PUBG oynayacağım ben işte 90 FPS oynayacağım. O tarz uygulamaları kullanmayın hiç gerek yok. 60 oynuyorsan 60 öne geç. Sonuçta oyun bunu bilmiyor mu? Oyun senin cihazına göre destek veriyor. Senin işlemcine göre veriyor bu desteği. Tamam mı? Burada sonuçta RAM'in önemli, işlemcinin önemli, işte grafik kartın önemli. Öyle sadece ekranla değil ya. 120 Hz ekranı var. 120 FPS öyle bir şey yok ya. Onu unutun. Çünkü ya buna şu yüzden değindim. YouTube'da bu tarz çok video var. Bu tarz çok video var. O sadece öyle ekranla alakalı bir şey değil arkadaşlar. Haberiniz olsun yani. Ekranım 120 Hz, 120 FPS her oyunu oynarım öyle bir şey yok. Haberiniz olsun. Şimdi başka değineceğim bir şey var mı? Bilmiyorum. Yorumlara yazarsınız. Güncellemeyle alakalı. Haritaya girdim ben. Çiftlik haritasına girdim. Çok bir değişim görmedim haritayla alakalı. Bir değişim benim gözüme çarpmadı. Sadece böyle kasalara falan baktım. Eskisine göre sanki biraz daha belirgin böyle parlıyor mu, hareket mi diyor. Onu anlayamadım tam. Bakacağız, oynarız. Yani bir gameplay atarız. Bir silah tavsiyesi yaparsınız biz sizde. Ona göre şekil alırız arkadaşlar. Yeni videolarda da görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Gene video 18 dakikaya yapıştırmış. Siz de beğeni yapıştırın, ne diyeyim. Hadi bay bay.